İstanbul'da düzenlenen fuarda Güveniş kuyumcu kalıpları ürünlerini sergiledi. Bizler de firmanın standına uğradık. Özel çekimler ve özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bakalım Güveniş kuyumcu kalıpları neler üretiyor, neler yapıyor. Güveniş kuyumculara makine kalıp yapar. Yani kuyumculuk üretiminde kullanılan yani kalıp ve makine, pres, bu tarz işleri kuyumculuk sektöründe atölyede kullanılan bazı ürünleri biz üretiyoruz. Bunların dışında da var bazı makineler ama genelde makine ve kalıp olarak biz şu an üretiyoruz ve şu an millete hizmet veriyoruz. İnsanlara hizmet veriyoruz. Sadece Türkiye'de değil ve yurt dışında da faaliyetimiz var. Yani yurt dışına da satıyoruz. Uzak Doğu olsun, Arap ülkeleri olsun, Avrupa olsun ve Amerika tarafına da satışlarımız var. Kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Her şeyin başı kalite ve yenilik. Kalite olursa insanlar zaten her zaman kaliteyi tercih ediyor. Yani kaliteli yapmaya çalışıyoruz. Kaliteli yapıyoruz demiyorum, yapmaya çalışıyorum. Her şeyin yani elimizden geldiğince yani kendimiz gibi görüyoruz. İnsanları, müşteriyi kendimiz gibi görüyoruz. Yani kimsenin sokağa atacak bir parası yok. Herkes bir amaç için uğraşıyor. Biz yaptığımız üründen müşterimiz para kazandıkça mutlu oluyoruz. Çünkü onların geri dönüşü oluyor. Ve insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Çünkü her zaman için müşteri memnun kaldıkça etrafındaki insanları da davet eder. Der ki işte şu firma iyidir, memnunuz çalışmasından, yaptığı işlerden. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Hizmet vermeye çalışıyoruz en iyi şekilde. Ya şöyle söyleyeyim, ben şuna yakın söyleyeyim. Yani bir madeni alırsın topraktan, çıkarttıktan sonraki aşamaların hepsi hemen hemen bizden geçiyor. Son noktalar tabii ki biz değiliz ama yani büyük aşaması bizim ürünlerden geçiyor. Üretime devam, yeniliğe devam. Her zaman yeniliği takip etmemiz lazım. Ben veya bir başkası önemli değil. Yani kim olursa olsun yeniliği takip ettiği sürece sıkıntı yok. Ya bakanımızın buraya gelmesi büyük bir şeref. Türkiye Cumhuriyeti bir bakanı geliyor ve bu fuarı ziyaret etmesi, insanları dinlemesi, insanlarımızın sıkıntılarını dinlemesi güzel bir şey. Çok memnun olduk. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim.